Değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu Karabağ'da ve Azerbaycan'da hatları yardı. İşte Azerbaycan'a Türkiye'nin sattığı kamikaze dronları Ermenistan'daki S-300'leri hudaya çevirdi. Libya'da bir türlü S-300'lerin etkisiz kaldığına inanamayan bazı kesimin şimdi canlı yayınlarda S-300'ün etkisiz hale getirilişini evet ibretle izliyorlar. Özellikle Türkiye'nin katkısı çok büyük. Ve bu katkısı tabii ki her ülke silah satabilir. Türkiye de kardeş ülkeye desteğini sundu. Paşinyan'ın düşünce hali evet hiç beklemediği şekilde Türkiye'nin silah endüstrisinin tadına bakmasıydı. Putin çok iyi biliyordu. Putin ufladı pufladı İdlib'de. O bu işe yabancı değil. Kurmaylarını azarladı. Beni uyarmadınız. Evet, SİHA ve Bayraktar'ın başarısı Türk silah sanayini iyi takip etmedikleri yönünde Kremlin'de topladığı kurmaylarından belliydi. O devasa borular içerisindeki S-300'leri, S-400'leri kamikaze dronlarına boyun eğdi. Bunlar canlı yayında yaşananlar. Daha önceki yayınlarıma bakacak olursanız, yayınlarımda defaatle belirtmiştim. Kardeş ülkeye dronların satılmasının önemli olduğunu ve SİHA'ların olmazsa olmaz olduğunu belirtirken, Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Hasanov'un da SİHA'larla ilgili taleplerini belirtmesi sanki bugünleri görmek gibiydi. Şimdi cephede olan durumlar iki liderin şu anki keyifli halini bana evet en güzel şekilde ifade ettiriyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kenetlenme ve halkın coşkusu bitmek bilmiyor. Bugün Türkiye'de nereye ne şekilde sorsak bu konuda konuşsak hepsinin gözleri ışıldıyor. 30 sene çok geçti. Yeterdi. Artık Karabağ almadan özellikle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki o toprakları kurtarıp iki milleti birbirine bağlamadan geri dönüş yok. Zaten topraklar için savaşıyoruz. Neşeler yerinde. Çünkü gidişat ve orduların güçlülüğü ve Ermenistan ordusunun kartondan ibaret olduğunu görmek evet hepimize bir gurur verdi. Çünkü karşıdaki güç güçlü olduğunda ve hızlı hareket ettiğinde bunu Azerbaycan ordusunda görüyoruz. Ama savaşın gidişatını evet değerli kardeşlerim Suriye'de olduğu gibi SİHA'lar belirliyor. SİHA'lar komple bir araç. SİHA deyip geçmeyeceğiz. İnsansız hava aracı çok. Çin'in de var. Birçok ülkenin de var. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin bu SİHA'larla ilgili yüksek gücü ve etki gücü SİHA'ların gece gündüz 7-24 havada kalması, bunun yanı sıra en üst teknolojiyi kullanması, elektronik harp uygulaması ve radara yakalanma özelliğinin çok iyi olması. Yani yakalanmıyor kolay kolay ve özellikle hızlı ve kıvrak hareket etmesi çok önemli. Tabii ki şaşırıyor Putin, şaşırıyor Paşinyan. Beklemiyordu. Paşinyan 30 sene öncesiyle değerlendirdi. Ama bir haberim daha var sizlere. Üzücü bir haberim var. Tabii ki insan üzülüyor. İran İslam Cumhuriyeti. Evet, Cumhuriyet'in yanında ne yazıyor? İslam yazıyor. Şimdi ne görsek? Kum kentindeki mollalar Ermenistan için duaya, evet, duaya başlamışlar. Şaka değil. Bir takılma değil bu. Evet, kum kentinde araştırabilirsiniz. İranlı mollaların Ermenistan için dua ederek, Ermenistan'ın zaferi için dua ediyorlarmış. Şaşkınlık verici bir şey. Türkiye'de insanlarımız gece gündüz Azerbaycan'ı düşünürken İranlıların bu kinini anlamak, evet belli neden bu karın ağrıları ama bu kadar da olmaz dedirtti. Evet, Murov Dağ etekleri civarında önemli bir avantaj elde ettik. Özellikle Fuzuli kentinin şehir dışı banliyölerini ele geçirdik ve şehir içi hatlarına doğru ilerliyoruz ve o hatlarında çok yoğun bir şekilde dövüldüğü ve büyük bir çatırdamanın olduğu Karabağ içlerine girmenin an meselesi olduğu söyleniyor. Bana soracak olursanız Putin ve benzeri etkenler Azerbaycan'ın önüne bir engel teşkil etmeye kalkarsa veya Türkiye'nin desteği mutlaka olacaktır. Ortamı gelip masaya Azerbaycan'ı getirmeye niyetliyseler Türkiye tabii ki buna karşı olacaktır. Ama en ufak bir durmamız, en ufak orada bir çekilmemiz veya aldığımız toprakları bırakmamız
bundan sonra Karabağ defterinin kapanmasına yol açacaktır. Belki bu kadar uygun bir zaman bulamayacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın birleşmesi söz konusu. Bu kadar önemli bir etken varken, bu kadar önemli bir fırsat varken, gerçekten bu asla ve asla bırakılamaz, böyle bir fırsat kaçırılamaz. Yani Aliyev'in de Nahçıvan'a kadar olan bölgenin hızla alınması talimatı verdiği ve Ermenistan hatlarının bu kadar yoğun bir şekilde hücum edildiğinde hızla çökeceği de gelen bilgiler arasında. Yani Ermenistan'a doğru Ermeni askerleri hızlı koşusuna çıkacak. Vay 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 Paşinyan, sen Kaşinyan. Her zaman diyorum bunu, hoşuma gidiyor. Dedim Macron'u arar demiştim size. Macron'u yine aramış. Evet, ön ödemeli mi aradı, nasıl aradı bilmiyorum. Malum Ermenistan'ın durumu kötü. Kontür parası buldu mu Paşinyan? İşin şakası bir tarafa. Paşinyan Macron'a inanın yalvarmış. Demiş ki Türkiye'yi durdurun. Hoppala, Türkiye savaşta mı ya? Türkiye daha ordusunu sevk etti mi ya? Diyormuş ki bizi Türkler süpürüyor, bizi Türkler tokatlıyor. Drone'ları var, F-16'ları var. Biz de diyoruz ki F-16'ları satamaz mıyız? İstediğimiz ülkeye veremez miyiz? Veya kiralayamaz mıyız? Azerbaycan'a varsayalım kiraladık. Sana ne Paşinyan? Sen de o zaman Rus silahlarını çek değil mi? Yani bu tez ortada kaldı. Şimdi Macron'a diyor ki Türkiye'yi durdur, Azerbaycan'ı da durdur, sen de etkini kullan. Tamam da Azerbaycan kendi topraklarını, senin Azerbaycan'dan aldığın toprakları almaya uğraşıyor. Macron yuvarlak kelimelerle ancak müdahale edebilir. İşgal edilen toprağını geri almak isteyen bu evet onurlu ülkeye karşı hiçbir şey diyemez. Şimdi sizleri bir tiyatro oyuncusu değil bu. Bu bir Paşinyan'ın eşi. Geçenlerde Karabağ'da çayırların üzerinde elinde silahla koşarken pozlar veriyor ve Azerbaycan'a gözdağı veriyordu. Karabağ Alman'ın Rusların desteğiyle silahsızlandırılmış Azerbaycan üzerinde Karabağ Alman'ın kolaylığını bir kenara bırakarak yeniden Azerbaycan topraklarına göz düken bu şahıs, bu bayan, evet savaş başladı, şov yapıyordun, siperlerde koşuyordun, neden hastanedesin, neden cici kraliçeyi oynuyorsun? İşte öyle eline oyuncak silahlar alıp koşmaya benzemez bu. Paşinyan'ın eşi şimdi gitmiş, el pençe hastanede, evet hastanede pert olan askerlerini ziyarete. İşte diyoruz ki tarihten ders alacaksınız. Putin'e güvenip öyle sallayıp sallamayacaksın. Paşinyan siyah darbesiyle gelmedi mi? Belki de Putin burada Ermenistan'ın büyük bir darbe yemesini ve Ermenistan'ın kalan topraklarıyla güçlü bir şekilde kendisine muhtaç olmasını istiyor. Amerika'yı tamamen Ermenistan'dan çıkarmak istiyor. Yani Paşinyan'a bir ders vermek istiyor. Bu olamaz mı? Olacak tabii ki. İşte bu gibi hususlar hepimizi değerlendirmemiz gereken ve bu konuda önemli bir etki oluşturacak olan durumlar. Evet Putin şu anda izliyor. Rusya olaya ilgisiz değil. Ama Türk sihalarının, Türk dronlarının, Türk askeri teknolojisinin dehası Putin'in dudaklarını uçuklatıyor. Böyle deyip geçmeyin. Biz daha Türkiye'nin görebildiğimiz silahları var. Bir de göremediğimiz silahlar işte bu Putin'i korkuya sevk ediyor. Türkiye'nin özellikle düşman savaş unsurlarını bloke eden ve onların savaşma özelliklerini yitiren büyük bir teknolojisi var. İşte bu teknoloji, evet bu teknolojiye karşı koyamayız demek istiyorlar. Evet Türkiye çok güçlü hamlelerle Kafkasya'da önemli bir prestij ve adımlar atıyor. Evet bundan sonraki süreç çok önemli. Bundan sonraki süreçte önemli bir atılım ve başarının adımları olacak. Türkiye ve Azerbaycan için bu birleşmenin fiziken haritasal anlamında da gelişmesi, karasal bağlantının kurulması, Türk ekonomisi ve Azerbaycan ekonomisi için de çok büyük bir güç getirecek. İşte Aliyev'in Türkiye sınırına kadar devam edin, evet azmi ve emrinin yerine getirileceğini ve Karabağ'ın bu hızda saldırılarımız devam eder ve masa oyunları olmazsa Karabağ'ı bir hafta içerisinde özgürlüğüne kavuşturacaktır.
Müjdeler olsun, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Şimdiden Ermenistan, Ermeniler yalvarmaya başlamış. Aman görüşme yapalım, aman barış yapalım diye. Evet, yorum size bırakıyorum. Evet değerli kardeşler, yayınıma beğeni atmayı, arkadaşlarınızla yayınımı paylaşmayı ve videonun hemen altındaki abone tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.